Sayın izleyen, bir saniye videoyu geçmeden önce bir şey konuşmak istiyorum. Bu hal ne ya? Bu ne ya? Böyle yakışmıyor bize. Böyle yakışmıyor. Eline de yapışmıyor. Hemen bir like'ını at. Yorumunu yap. Abi ben buradan dolayı yorum yapıyorum. Abone ol. Tamam mı? Seni çok sevindiririz. Bakalım abi. Baya baya kalabalığız. Buse, senin Sinan Oğan bölümüne gitmen lazımdı. Bu arada bayağı kalabalık ya. Ve de korkutucu. Ali Babacan'ı eleştireceğiz. Şimdi oradan lütfen kurmaylardan birisi de çıkmasın. Bundan sonra da hiç öyle bir şey olmasın. Burası çünkü... Bu alkış bunu niye yapıyor bize? Hemen sesimiz yükseliyor. Evet. Alışmaya başladım çünkü mikrofona. Buyurun. Kurmaylar lütfen müdahale etmesin. Kısaca bu yani. Aa, ateşli bir bölüm ha. Kurmaylar. Evet. İlk soruyu sormam mümkün mü? Gerçekten sert bir giriş yapmak istiyorum çünkü. Acaba bize çıkışta maklube verecekler mi DEVA Partisi olarak? Onu çok merak ediyorum. Bir takım ufak Twitter'lar. Başlatalım o zaman programımızı hızlıca. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Ali Babacan'ı gerçekten sevilmiyor mu lan bu kadar? Maklube. Maklube'yi biliyor musunuz? Maklube şey hocam. Genellikle FETÖ okullarında yiyiniyordu. Ben de FETÖ okuluna gittim ama alakam yok. Falan gizli Baylok'tan mesaj geliyorum şimdi. Maktube bu maktube tepside yapılıyor. Güzel de yemek aslında. Fena bir yemek değil. Yani hiç yediniz mi bilmiyorum da hani bir büryan kebabı değil ama kuyu kebabı değil ama maktube şey böyle pilav oluyor. Mesela böyle pizza gibi düşün tepsiyi. Pilav oluyor. İşte zerzevat salat oluyor. Yoğurt oluyor. Ondan sonra tavuklar oluyor. Bilmem ne oluyor. Böyle bölüm bölüm gidiyor. Benim bildiğim o. Bir de onu kuleli yapıyorlar böyle. Anladın mı? Gitgide böyle dağ gibi bir şey geliyor maklube istediğinde önüne. Böyle hani şey gibi Leyla ile Şirin gibi boş yemek diyor salak. Hataylı yemeği değil bu. Ben zamanında yedim. Pilav, sebze, salata et. Evet. Babacan olduğu yeri desteklenen unutmasın ki AKP ve FETÖ'yü desteklemiş oluyorsunuz. Ya o kadar o kadar siyah beyaz değil. Bu arada Hatay'a da F alalım. İyi akşamlar. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Bayağı bir haşlayacaklar yani ama Ali Babacan bilmiyorum. Ali Babacan hiç göz önünde bulundu mu? Yani böyle konuşma yapan Deva Partisi'nde konuşuyordu da. Bilmiyorum handle'layabilecek mi burayı? Korkutarak gelme arkadan. Öcü gibi geliyorsun. Adamın kalbini indireceksin ya. Ben de tam ayağa kalkıyordum ha. Bak adam görevdeyken böyle bir şey yapsan 20 kurşun yerdin. Peki hazırsanız hızlıca başlıyorum programa. Mevzular Açık Mikrofon'a hoş geldiniz. Babala TV'desiniz. RT gelmez ya. RT benim görüşüm RT'ye sorulacak soruları bilmeden gelmez. Benim görüşüm o. Görüşüm o. Bu programa da tamamıyla karşı bir şey konseptine. Burada işte salonu karşıt görüşlülerle dolduruyorlar ve onlar soru soruyor. Yani soruların zaten kalitesini hep tartışıyoruz izlerken. Soruların kalitesi genelde %95 yerlerde oluyor. Hani mesela Sinan Oğan çıkmış bir önceki bölümde. İşte Zafer Sinan Oğan diyor ki kardeşim diyor yani Ümit Özdağ'ı seviyorsun sevmiyorsun da ben diyor onların adayıyım yani onların partisinde değilim. Adam 2 saniye sonra çıkıp soruyor ki Ümit Özdağ zamanında işte Kürtler dağa çıktı cinayet katile benzemiyorsun dedi kıza. Katil olarak mı görüyorsunuz? Adam bak 2 saniye önce diyor ki yani onu ona sorun diyor. Anladın mı onun siyasetini? Benim siyasetim farklı diyor. 2 saniye sonra böylece soru geliyor. Çoğu kişi aynı şeyi soruyor. Mesela Muharrem İnce bölümünde de aynı şey. Bilmem ne. Adama icraat anlatmadılar. Sadece CHP'yi soruyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nu soruyorlar. Oyları neden bölüyorsunuz mesela? Adam diyor ki anayasal hakkım bu diyor benim seçime katılmak. Oyları neden bölüyorsunuz diyor. Arkadaşlar biz bu dilden bıktık 20 senedir. Kemal Kılıçdaroğlu 2008'de yaptığı bir söyleşide sizi Yüce Divan'a sevk edeceğini söylemişti. Gidecek misiniz? Sert. Sayın Muharrem İnce veya Sayın Sinan Oğan ikinci tura kalırsa eski bir AK Partili olarak Sayın Erdoğan'ı mı desteklersiniz yoksa Sayın Erdoğan'ın karşısındaki adayı mı? Ben Sayın İnce'ye hiçbir şekilde hiçbir şartta güvenip de oyumu vermem. Bu benim şahsi kanaatimdir yani.
Allah Allah. İki kelime adam kazandı. Ondan sonra yok ortada. Nasıl güveneceksiniz? Neyine güveneceksiniz? Biz Sayın Kılıçdaroğlu'nun birinci turda alacağına inanıyoruz. O kadar. Bu program şu anda tarihe geçiyor. Nasıl size geçmişte videoları çıkartıp önünüze koyuyorlar? Bunu da bir gün önünüze koyacaklardır. İleride altılı masada benim hoşlanmadığım şeyler oldu deyip seçimlerden sonra tekrar AK Parti saflarına dönmeniz söz konusu olur mu olmaz mı, yoksa acaba olabilir mi? AK Parti, Sayın Erdoğan mevcut sistemde ısrar ettiği sürece ben başkanlık sistemine devam edeceğim. Aklıma eseni yapacağım. Sabah aklıma ne geliyorsa onu uygulayacağım. Demezse ben buna uyuyacağım derse size mesela. Sizin hazırladığınız şey çok mantıklı geldi bana derse. Yani gelsinler, eğer bu çizgide buluşabiliyorlarsa ne hala. Anladım efendim. İnsanlar fikriyle ölçülür. Nasıl yani? What? Ama Sayın Erdoğan'ın özelinde onun süresi doldu ya. Öncelikle teşekkür ediyorum. Adana'dan geldim. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bana bir bakabilir misiniz? Teröriste benziyor muyum? Onu sonra Twitter'da çıkartırlar ortaya. Şey yapmayın. Ama genelde şimdi teaser'dan da fragmandan da yarın yayın ne diyorum ben ya. Yargılamak istemiyorum. Genellikle biliyorsunuz teaser'da şey yapıyorlar, hani clickbait olsun falan diye. Muharrem İnce bölümünde gördük. Terörist diye ilan edildim ve şu an siz de iltisaklı irtibatlısınız benimle. Biliyor musunuz? Geçmiş olsun. Yani her an sizi de alabilirler. Oğuzhan Bey, size teşekkür ediyorum. Ha, bir de bana teşekkür ettiniz, tamam. Ali Bey, geçmiş davaları yeniden açacağınızı ve sanıkları yeniden yargılayacağınızı söylüyorsunuz. Benim babam da o sanıklardan biriydi. Benim babam öldü. Babamı nasıl tekrar yargılayacaksınız? Fethullah Gülen'e hoca efendi diyen siz ne zaman yargılanacaksınız? Atatürk savaştan sonra İzmir İktisat Kongresi'ni yaptı. Sizin düşündüklerinizin kat be katını hayata geçirdi ve sonrasında siz onları özelleştirdiniz. SEKA'nın özelleştirmesinde Danıştay 13. Dairesi dedi ki özelleştiremezsin. Ancak siz hukukun üstünlüğünü kullanmadınız. Bir kararname yayınlanız, 63.00 sanırım. Danıştay 13. Dairesi'nin kararını dinlemediniz ve Balıkesir'deki işletmeyi özelleştirdiniz. Şu an biz kağıt alırken zorlanıyorsak, kitap alırken zorlanıyorsak sizin aslında parmağınız var bunda. Ben olsam vicdan azabı çekerdim. Siz çekiyor musunuz? Alkış alınca hakikaten yükseliyorlar insanlar. Ya ama çok güzel sorular şu an, yani gördüğüm kadarıyla. Tam Ali Babacan'a sorulması gereken. Ali Babacan'ı da tebrik ediyorum. Böyle bir şey çıkmak zorunda değildi. Ama çıktı. Şöyle yapalım mı? Bunun hukuki tartışmasını bizim bu işi bilen hukukçu arkadaşlarımızla. Ama siz imza attığınız şeyin ne olduğunu bilmiyor musunuz? Hala Kıbrıs Türk Devleti'nin ve tebaasını Rumlara teslim etmekte mutabık mısınız? Ben müzikler de alttan iyi geliyor. Ekonomiden sorumlu devlet bakanı idim. İmzanız yok mu yani? Yok. Sizin Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını gördüğümü gördüm. Yanılmışım sanırım. Unutmamamız gereken bir konu da var ki, o da FETÖ diye bir terör örgütü var. Hangi anlamda anlamadım ama. Ali Babacan acı çekiyor ya. Yani surat ifadesi falan. Senin ekonomi kurmayı Selin Sayıkböke her fırsatta kamulaştıracağız diyor. Siz de her fırsatta özelleştireceğinizi söylüyorsunuz. Bu kadar zıt görüşlerdeyken nasıl... Alper espri yapınca böyle oluyor. Ne alaka? Ortak akılda buluşabilirsiniz. Buluştuk bile. Hepsi burada yazıyor. Burada özelleştirme de var. Bir nolu video olması lazım. Hemen verelim ekrana lütfen. Vatandaşımızın adalet hissini çok çok örselmiş durumda. Başbakan yardımcısıyım. Yıl 2015. Teşekkür ederiz. Kapatalım videoyu. Efendim AK Parti'den ayrılınca kilo vermişsiniz. Lütfen bize şunu yanlış yaptım dediğiniz 3 şey söyleyin. Duymak istiyorum, burada bir milat olsun. Biri de desin ki evet, şu 3 şeyi hata yaptık. Herkes kendini yargıç yerine koymasın. Yargını taraf... 3 şey mi? Ben 30 şey sayarım ya. ...sızlığı ve bağımsızlığı önemli dediniz. Ben size şimdi desteklediğiniz Cumhurbaşkanı adayının videosunu açacağım. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Hemen lütfen mikrofon verelim en öndeki beyefendiye. Siz bir hemen düzeltin, sonra hızlıca başlayalım. Yaşa da mı hürmetiniz yok?
Ahlaksız yeni nesil. Dur. ODTÜ mezunusunuz. Kayyum atamalarında, ODTÜ öğrencilerin direnişlerinde neden keskin bir duruş sergileyemediniz? Yargıtay tarafından da onaylanmış kumpas olduğu ortaya çıkmış Ergenekon ve balyozla açılacak. Bu FETÖ'yü aklamak değil midir? Bu Ergenekon ve balyozla ilgili söylemedim. Yeygıl hoş geldin. Sözlerin... Ama ben bunu programda... Babala teaser bu. Dinledim, siz söylediniz söylediğinizi. Yok. Ben dinledim. Hayır, hayır. Bulun videosunu getirin. Razıyım. Sayın Davutoğlu durumuna da düşmek istemem ama. Sürekli geçmişte geleceği konuşmak istiyorum diyorsunuz. Evet. İnsanlar sizin geçmişinizi anlamadan ve size güvenmeden geleceği size konuşmak istemiyorlar zaten haliyle. Doğru. Onun için saatlerdir dil döküyoruz. Yarınlar da burada. Ülkenin yarınları burada var. Sayın Kılıçdaroğlu geçenlerde bir açıklama yaptı. Şöyle söylüyor. Tamı tamına 418 milyar dolar çalınmıştır diyor. Siz bu iddiayı yalanlamadınız. Herhalde siz de kabul ediyorsunuz. Siz 2019 yılında AK Parti'den istifa ettiniz. Yani sadece 4 yıldır AKP'li değilsiniz. Bu çalınan para sadece 4 yılda mı çalındı? Eğer 4 yıl içinde değil de kalan 17 yıl içinde çalındıysa siz AK Parti'de Hazine Bakanlığı yaptınız. Siz de... Oğlum sorular çok iyi ya. Sorular çok iyi ya. Aslında ya gene bir kalbimin bir tarafı, ya benim tarafım belli de. Keşke seçimden sonra sorulsa da hani daha rahat şey olsa ama yani bilmiyorum, her gün o kadar boka sarıyor ki her şey. Yani her şey o kadar kötü ki şu an. Niye Ali Babacan'a mesela kim dedi? Altılı Masa'da dedi ki yani Oğuzhan Uğur'a çık diye Ali Babacan'a kim dedi? Mesela onaylandı mı bu? Ya Ali Babacan en, Ahmet Davutoğlu'yla Ali Babacan en rahat. En rahat üzerinden siyaset yapabileceğin adam. Karşıt görüşlüler. Benim için Altılı Masa bir milat şeyde Türkiye siyasetinde, biliyorsunuz. Çünkü yani her farklı kesimden kişinin bir araya gelip ortak bir şey yapması tarihe geçmiştir herhalde. Daha Türkiye tarihinde böyle bir şey yok diye hatırlıyorum ama. Ya evet, yani vereceğim kişiye de vermek istemiyorum. Böyle olunca da yani tipe falan Sinan Oğan'ı atacağım. Boşa gidecek, anladın mı oyun? Muharrem'e de vermek istemiyorum. De hatalı değil misiniz? Muharrem İnce'yi destekleyen var mı deyince el kaldırmıştım salonda, bana söz vermediniz. Şimdi ben fragmanı izlediğimde 10 dakikalık fragmanı izleyip 3 saatlik programı izlemeyeceklerinden oy kaybedeceğimizi düşündüm. Bu yüzden ben bir tedirgin oldum. Ama izlenme sayısına bakınca tabii işler değişti her şey bizde. Yavrum bu işi de biz yapıyoruz yani, bir izin verin. Hakikaten yapıyorlarmış. Hakikaten Altılı Masa yemek veremez ya. Anlaşamazlar. Banyo talihi de olur. Nefes alsa yeter. Teorimi üzerinden vereceğimiz kişi belli. Ya yıllardır şimdi siyaset yapmayayım diyorum da. Yıllardır AK Parti neden kazanıyor bu ülkede? Neden kazanıyor? En böyle en kalın, AK Parti için en kalın argüman ne abi zamanında? Kötünün iyisi. Kötünün iyisi. Kimse iyinin iyisini istemiyor. Kötünün iyisi. Kötünün iyisi. Abi kötünün yapıyor, çalıyor da yol yapıyor abi. Çalıyor da köprü yapıyor abi. Çalıyor da hastane yapıyor abi. İşte tam dış işler kötü gidiyor da abi, iç işler iyi gidiyor abi. Ya da iç işler kötü gidiyor da dış işleri iyi yürütüyor abi. Abi dolar 1,2 abi, 2008 senesi abi. Oğlum 2008 senesinde de hep ben bu argümanı, sırf bu argümanı duydum. Yani kötünün iyisi. Kime verelim? Kötünün iyisi. Anladın mı? Şimdi bu olaylar oldukça da ya o kime verelimciler işin içinden çıkamıyor abi doğal olarak. Anladın mı? Yani kime vereceğim diyen biriysen, şimdi bu Ali Babacan bölümünü izledikten sonra zaten hani Ali Babacan'ın geçmişi belli, şeyi belli.